İyi günler değerli izleyiciler ve sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimliliğini konuştuğumuz Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Ben Deniz Özgür Kağan Alioğlu. Bugün benim için çok değerli bir konuğum var. Gerçi bu cümleyi kullanmaktan bazen utanıyorum ama sektörümüzün nadide kadın CEO'larından bir tanesiyle birlikteyiz. Kendisiyle bugün daha mühendislik, daha enerji sektörünü konuşacağız ama kendisinden de söz aldık. Bir gün sadece kadınları konuşacağımız bir program da yapacağız kendisiyle. Ondil'in Avrasya AŞ CEO'su Fulya Özgül Koçak'la birlikteyiz. Fulya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz vakit ayırıp katıldığınız için. Önce nasılsınız diyerek başlayalım. Nasıl geçti Covid günleriniz? Nasıl bu adaptasyon sürecini geçiriyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim lütfen. Yani yenilerle dolu bir dönem 2020 bence. İki dönemde zor geçiyor. Yani kapanmaya alışmak da kolay olmadı. Ama ben Türkiye'nin ne kadar adaptif olduğunu çok kısa sürede bu duruma, yani kapanma sürecine adaptif olduğunu gördüm. Bunu mutlaka vurgulamak lazım. Çünkü çok kısa sürede evde çalışmaya, evde kapanmaya, alışveriş etmeye, evde yaşamaya alıştık ki ondan önce de bütün dünya nüfusu gibi Türk nüfusu da, Türk insanları da hep dışarıdaydılar. Dışarıda yemekler, dışarıda hayatlar, koşturmalar, toplu taşımalar, hafta sonu piknikleri, hafta sonu eğlenceleri bir anda evimize döndük. Şimdi de geri dönmeye çalışıyoruz. Ofislerimizi açmaya çalışıyoruz. O da başka bir, bence bu biraz daha zor olacak gibi geliyor bana. Çünkü hem bir korku da var. Zaten bakanımız da uyarıyor sürekli, aman diyor, dikkat diyor, çok gevşemeyelim. Ben buradan da bu şansı alıyorum. Hemen de diyorum ki aman çok da gevşememek lazım. Dikkatli dikkatli olacaklara bakarak, izleyerek, çok da genişlemeden çıkmaya başlayalım diye buradan gelip. Bazı konuklarımız şöyle bir yorumda bulundular. Dediler ki ya iyi ki ofislere geri dönüyoruz. Biz evden daha fazla çalışıyorduk vallahi dediler. Bir şey de aynı durum geçerli miydi bilmedim. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü benim şahsım adına ben çok uzun yıllardır 25 senedir çalışıyorum. İki tane de küçük çocuğum var. Hiç bu kadar samimi olmamıştık. Evet teşekkürler. Hiç bu kadar onlarla samimi olmamıştık. Herkes bir köşede, hiç bir arada tatile gidiyorsunuz ama hiç, yani 15 gün maksimum gittiğiniz bir tatil, o kadar. O yüzden bir buna alışma oldu. Bizi ofisi kapattık, örnek vermek gerekirse, ama kapattıktan sonra şunu fark ettim. İsrarla gelmeye çalışan arkadaşlar oldu. Yani onlara da gelmeyin demedik ama gel deseydik herhalde çok bayılmazlardı, ama gelmeyin deyince gelip evde çalışamıyorum ya da benim işim bunu gerektiriyor diye deyip gelen arkadaşlarım oldu. Aslında ikiye ayrılıyor. Bir grup bu şeyde, bu klasmanda. İşte ben, bir tanesi dedi ki ben dedi her şeye geleceğim dedi. Başladı, örnek veriyorum, bizim Ondil'in ofisinde. Diğer arkadaşlarda ise daha isteksiz olanlar var. Yavaş yavaş. Hiçbir şeyin acelesi yok. Çünkü evden de çalışılabildiğini gördük bu süreçte. Hiçbir şeyin aksamadığını. Ama benim şahsi fikrimi soracak olursanız mutlaka, yani home office kısmı, evden çalışma kısmı devam etmekle beraber ofiste belli aralıklarda gelmek, yani bu tamamen home office'e geçmek diye bir şey insanın motivasyonunu oldukça olumsuz etkileyecektir diye tahmin ediyorum. Ben bu süreçten bağımsız son 3-4 yıldır dünya genelinde işte bu remote working sistemlerini, uzaktan çalışma sistemlerini bir hobi gibi araştırıyordum. Ve bunların işte Amerika'da dahi daha böyle yeni yeni filizleniyordu bu sistemler. Ve orada yapılan tecrübeler şunu göstermişti. Demişlerdi ki ya bu remote falan çok verimli işler ama bu network'ü kaybetmemek lazım, sosyalleşmeyi kaybetmemek lazım diye. Yani hani önce tamamen ofiste, sonra tamamen remote, ondan sonra da bir hibrit yol bulmuşlar kendi aralarında. Yani işte bazı zamanlar ofise geliniyor, ortak zamanlar yapılıyor. Çünkü insanların gerçekten sanırım birbirine bir değmeye, birbirinin gözlerine bakmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet, bir kere fikir, yani casual fikirler çıkmıyor ortaya. Yani kendi kendine ortaya bir tartışma, konuşma sırasında bir amaç için konuşmazken çıkan bir fikirler vardır ya, oradan da güzel şeyler çıkar. Onlar maalesef güdülüyor. O yüzden ben de bunun hibritinin doğru olacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü insani temasın olmadığı büyük bir değişim olur. Ama zaten bir değişim de geliyor. Yani kesinlikle bir evden çalışma işi
bir sürü firmanın gündemine girdi. İşte kaç kişi, işte mesela bence herkese bir kendine atanmış bir masası olur ya, bence o dönem çok yakında bitecek. Yani boş masalar olacak, gideceksiniz ofiste ve bulduğunuzu, bir sürü büyük firmada yapılıyor zaten. Ama eski konvansiyonel firmalarda yok bu. Ondilin gibi, biz de oldukça eski bir firmayız. Bunlar yavaş yavaş gelecek, bunlara adapte olacağız. İşi olan gelecek. Ya belki de randevu alacak ofisten, ben bugün geleceğim, bana bir masa lazım deyip kendine bir masa rezervasyonu yaptıracak. Aynen, katılıyorum. Ben çok yakın zamanda böyle bir örnek gördüm. Burada ismini de vereyim çünkü hakikaten gurur duyduğum bir yapı. Insider diye bir Türk firması. Gençlerin kurduğu bir firma. Bunlar işte internet tabanlı sistemlerde sizin programınızın altına yapışıp internette sizin sayfanızı gezen müşterilerin en çok nereye baktığını, ne yaptığını vesaireyi böyle araştıran bir sistematik. Ben de bu işte firmayla konuşmaya gittim. İşte CEO'larından randevu aldım, gittim. İşte içeri girdim. İçerisi böyle büyük bir salon. Her yerde masa var. İşte çocuklar var, çocuklar derken gençler var, işte şortlu, terlikli vesaire. İşte şurada bekleyin dediler bana, işte o masalardan bire bire oturttular. Sonra bir kız geldi, ondan sonra buyurun dedi, dedim ben CEO ile görüşecektim, buyurun CEO benim dedi. Ondan sonra oturduk oraya, böyle kalabalık ama yani orada birisi panço yiyor, birisi kola içiyor mesela, biz de orada konuşuyoruz. Tabii biz ne bekliyoruz, hani bir CEO odası bekliyoruz, işte sekreterden geçeceğiz, dırdan geçeceğiz vesaire. Dediğiniz gibi hani biz belki biraz buna geç adapte oluyoruz ama gençler sanırım çoktan başlamışlar buna adapte Tabii. olmaya. Kesinlikle öyle. İşte bu yeni teknoloji şirketleri bambaşka, yani bizim ofis anlayışımızdan bambaşka ofisler yaratıyorlar. Zaten belli bir süre evden çalışıyorlar, yok dinlenme alanı. Çünkü fikre aslında belli bir noktada da fikrin doğması önemli hale geldiği için ben onu söylerim. Bazı konumlar için şirkette hani kaçta geldin, kaçta gittin değil de ne kadar düşünebildin, hangi saatte daha iyi düşünebildin ve ne şartta daha iyi düşünebildin. Bazı konumların yapması gereken bu. Biraz oraya gelmemiz lazım. Dünya da oraya gidiyor. Fulya Hanım, bir de çok çabuk adapte olduk bu süreci dediniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar çabuk, yani nasıl bu kadar çabuk adapte olduk sizce? Yani bizim... Türkiye için konuşalım mı, dünya için mi konuşalım? Türkiye için konuşalım. Bence de Türkiye için, çünkü bence gerçekten çok iyi bir adaptasyon oldu. İş hayatın açısından ben tabii burada cevap verebilirim. Çok hızlı bir şekilde evden çalışmayı böyle bir ondan önce hayal edemeyeceğimiz ya da nasıl olur nasıl olur diye tartıştığımız şeyi bir hafta için uygulamak zorunda kaldık. Ben bunu, Türk milletinin iyi ve kötü yanlarımız vardır bizim ama bizim iyi yanımız çok kolay adapte oluyoruz süreçlere. Hızlı kararlar alıp hızlı hareketler yapabiliyoruz. Ben bunu kendi sektörümüz içinde de görüyorum. Bütün Türkiye'de de görüyorum. Dinamiyiz, adaptiviz. O yüzden diyorum ya, bir anda benim annem internetten bir şey sipariş eder hale geldi. Ondan önce internetten hiçbir şey almamış bir sürü tanıdığım vardı benim. Bir anda bütün hayat buna döndü. Yani bu iş hayatında da böyle oldu. Efendim evlerinde oturan, başka işler yapan insanlar için de ya da emekliler için de böyle oldu. O yüzden bence en önemli ve bence güçlü yanımız, değişikliklere adapte olabilen bir milletiz biz. Ben de size %100 katılıyorum. Geçenlerde Orhan abiyle, Sayın Orhan Turan'la yaptığımız bir söyleşide o da şey demişti, Özgürcüğüm biz neler gördük, kaçırdık, efsunluyuz biz bunlara demişti. Doğal olarak hani bu memleket uzun süredir özellikle şey sanayicisi, iş adamları, iş insanları ne krizlerden geçtiler. Böyle doğal olarak hızlı adapte olmayı öğrendik sanırım bu anlamda. Bu çok doğru söylemiş. Çünkü böyle bir bu tür olaylar olduğunda bu tabii herkese dokundu. Bundan önceki her Türkiye'nin ekonomik krizinde biz bir Fransız grubuyuz. Belki biraz da bizim grubu da anlatırım bu bağlamda. Onun bir bölge müdürlüğü burası. Dünya altıya bölünmüş bir tanesi ama işte biz çok alışığız yani. Ama her olduğunda örneğin grup yönetimi de değişmiş oluyor. Büyük bir panik, Türkiye'de ekonomik kriz oldu. Biz biliyoruz bunun geçeceğini ama geçeceğini ikna etmemiz bayağı bir şey oluyor. Çünkü hemen önlemler alınıyor. Ben bile kendi kişisel tarihimde 3 tane hatta 4 taneye şahit ettim, onluk ettim bu profesyonel anlamda büyük ekonomik ve de bu tür krizleri. O yüzden Türkler çok adaptif. Yani
Ben diyorum ki grubun diğer şirketlerinden de daha çabuk sürece girebildik. Ben de %100 eminim öyle olduğuna. Biz şimdi konuya hızlı girdik muhabbete ama sizi tanıtmayı atladık Hülya Hanım. Biraz lütfen kendinizden bahseder Tabii. misiniz? Dinleyenler öğrensinler sizi. Tabii. Ben 74 doğumluyum. Adapazarı'nda doğdum. Adapazarı'nda da oradan dinleniyorsa bu program selamlar olsun hem de. Fakat İstanbul'da büyüdüm. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Ondan sonra Marmara İngilizce İşletme mezunuyum. Yani teknik biri değilim. İlk iş tecrübemde bir denetim firmasında, o zaman Coopers and Lybrand diye bir denetim firması vardı. Orada başladım. Sonra Pricewaterhouse'la birleşti. PricewaterhouseCoopers'ta 4 sene denetim yaptım. Sonra Ondil'in benim müşterimdi. O zaman sektörde iyi tanındığı için ismini de geçirmek isterim burada. Albert Costi'ydi Ondil'in genel müdürü. Beni denetim yaparken görüp bana iş teklif etti. Ve mali işler müdürü olarak Ondil'ine girdim. 2000 yılında. 2000 yılından beri de Ondil'de çalışıyorum. Önce mali işler müdürüydüm. Sonra CFO oldum. Yani işte aslında işler de benziyor birbirine. Sonra genel müdür yardımcısı oldum. 2018'de Türkiye'den sorumlu genel müdür yardımcılığına görevini aldım. En son 2018'in Kasım'ında ayağımız çok kötü sürttüm yalnız. Krizden kurtaramıyoruz diye. Bütün bölgenin sorumluluğuna getirildim. Çünkü burası Türkiye bir bölge müdürlüğü bizim grupta. Diğer bölgelerde de var. İşte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Rusya, Belarus, Ukrayna. Biz ise Avrupa var tabii ki. Asya Pasifik. Benim bölgem ise Afrika. Türkiye bir büyük bir merkez tabii ki. Türkiye büyük pazar. Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya ve birkaç Avrupa ülkesine bakıyoruz. Dediğim gibi geldiğimde de ayağımı sıkı sürdüm. Ondan beri de Türkiye böyle bizim sektörle beraber böyle zorlana gidiyoruz. Peki Yani sorumluluğa tam gelmekten bahsediyorum tabii ki. siz bu anlamda çok güzel bir örneksiniz. Zamanında eski Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e sormuşlar. Demişler ki Cumhurbaşkanım bize Cumhuriyet'i tanımlar mısınız demişler. Süleyman Bey de demiş ki Cumhuriyet benim kardeşim demiş. Yani bir insanı alıp Isparta'nın bir köyünden işte Cumhurbaşkanlığı makamına getirebiliyorsa işte o rejimin adı Cumhuriyet'tir demişler. Siz de sanırım bu Cumhuriyet kadınlarına çok iyi bir örneksiniz. Adapazarı'ndan çıkıp dünyanın önde gelen şirketlerinden bir tanesinin bölge direktörü olmuşsunuz. Hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum kızlarımıza, kadınlarımıza örnek olduğunuz için diyeyim. Biraz da Ondül'ünü tanıyalım. Nasıl bir şirkettir? Bir Fransız şirketi olduğunu söylediniz. Biraz onu açarsanız sevinirim. Tabii. Ondili, şimdi yaşımı çıkacak. 74'lüyüm ben. 80 öncesi söyleyeceğim şeyi hatırlamıyor. Pardon, sonrası hatırlamıyor ama 80'den önce doğan herkes Ezdinoni, Çaktinoni reklamını hatırlıyor. Hatırlayınca da yaşınız çıkıyor. Çaktırmayın, herkese uyarıyorum. Ben hatırlıyorum. Ondili 74 yılında Türkiye'de kurulmuş. O zaman isim hakkı ödeyerek bir Türk grup Sapanca'da üretime başlamış. O reklam da o döneme ait zaten. Ondan sonra 94'e kadar da bu aile üretim yapıp isim hakkını ve know-how ödeyerek üretimi yapmış. 94'te Fransızlar gelip tüm aktifleri ve personeli devralmışlar. Ondan sonra aslında Ondil'in en bildiğimiz anlamda hepimizin çocuk kafamızı kaldırdığımızda gördüğümüz bu oluklu levhalar, kolay çözüm, hafif bir çatı malzemesi, uygulaması kolay, dayanıklı bir ürün. Ve bu şekilde 94'te almasıyla beraber işte kaliteyi tabii ki bir miktar arttırmışlar. 99 depreminden itibaren ise Ondili'nin Türkiye'deki yükselişi başlamış. Neden? Çünkü çok o büyük depremle beraber insanlar çatılarında hafif malzemeler istemişler. Çok doğal olarak. Çünkü bütün kentsel dönüşüm elbette hemen olmadı. İlk akla gelen ne? Tepedeki ağır şeyleri kaldıralım. Ve Ondil'in yükselişi böyle oldu. Bu arada bizim tabii Ondil'in jenerik ürünümüz ve de
firmamızın ismi ama bunun yanında bizim biz önemli bir membran üreticisiyiz. Türkiye'deki üçüncü membran üreticisiyiz. Su yalıtımı, aslında hep onu söylüyorum. Bizim işimiz suyu yalıtmak, su yalıtımı, suyla ilgili bütün problemler Ondili'nin konusuna giriyor. Peki, müsaadenizle Fulya'nın burada ufak bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar devam edelim. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Bendeniz Özgür Kağan Alioğlu. Bugün çok değerli konuğum Ondil'in Avrasya AŞ CEO'su Fulya Özgül Koçak'la birlikteyiz. İlk bölümde birazcık Türkiye'deki COVID sürecinden bahsettik. Fulya Hanım'ı ve Ondil'in tanıdık. Fulya Hanım cümlelerini su yalıtımına getirmiş ve orada bırakmıştı ki biz binalarda enerji verimliliği konuşuyoruz ama günün sonunda binaları konuşuyoruz. Binalar içinde enerji verimliliğini konuşmak için de binaların çok sağlam ve dayanıklı ve uzun ömürlü olması gerekiyor ki su yalıtımı da burada çok önemli bir yer tutuyor diyeyim ve Fulya Hanım'dan biraz bize su yalıtımı nedir, nasıl yapılır, nereden başlamak gerekir bunlara ve Ondil'in ne yapıyor bu konularda ondan bahsetmesini isteyeyim. Şimdi tekrarlamak gerekirse biz bir bildiğiniz gibi Ondil'in üretini, Ondil'in levhalarını üretiyoruz. İşte bunun bu ürün gamının altında kiremit altı levhaları var efendim. Daha küçük ebatlı levhalarımız var ama bunun yanında önemli bir membran üreticisiyiz. Ve de ayıptır söylemesi Türkiye'nin en iyi membranını da biz üretiriz. Bunu bütün rakipler de kabul ettiği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bitülen markası altında. Ve de bizim bir derneğimiz de var. Bitüder. Su yalıtımı ile ilgili, bitümlü su yalıtım malzemeleri ile ilgili. Ondan da birazcık bahsetmek isterim. Onun da yönetim kurulundayım. Şimdi Türkiye'de tabii depreme de vurgu yaptım ben. Depremle beraber önemli bir kentsel dönüşüm süreci başladı. Özellikle Marmara bölgesinde. Ve çok kısa sürede bir sürü bina yıkıldı ve yenisi yapıldı. Hatta öyle ki renovasyon pazarı diye bir şey kalmadı Türkiye'de neredeyse. Şimdi bizde mi şöyle bir şey, görseli oldukça düşkün. Hep Türklerden, milletimizden de bahsettik ya, görseli seviyoruz bence. Görünen şeylerin iyi olmasını istiyoruz. Zaten akan bir çatının altında kimse oturmak istemez. O yüzden ona çok vurgu yapmak istemiyorum. Çünkü zaten çatınız akıyorsa mutlaka bir şekilde onu ya tamir edersiniz ya değiştirirsiniz ya da uygun malzemeyi kullanırsınız. Ama ben burada en önemli şey olan temel izolasyonuna gelmek istiyorum. Çünkü deprem öldürmüyor, temellerin zayıflaması öldürüyor. Ve de temeldeki su yalıtımı da, çünkü neden? Korozyon yüzünden, temelin güçsüzleşmesinden dolayı deprem süreçlerinde çok kolaylıkla yıkılan bir sürü bina gördük. 99 depreminde. Şimdi hepimiz de biliyoruz ki önümüzde bir tane daha var. Gelecek diye. İnşallah gelmez. Şu anda bir o eksikti. Bunu beklerken de bir sürü kentsel dönüşüm yaptık. Ben de tabii meslek hastalığı. Annem de Kadıköy tarafında oturuyor. O kentsel dönüşümün en yoğun olduğu yerlerdeydi. Hep geçerken temellere baktım tabii ki. Bakın, benim tanımadığım markalar vardı hep. Demiyorum Bitülin vardı, bizim ürünümüz demiyorum. Bizim bile tanımadığımız markalar vardı sektörün üyesi olarak. Şimdi o yüzden bu sürecin sonunda bu yepyeni binalar, güzel mutfaklı yeni banyolu ama temeli maalesef hiç iyi olmayan binalar yapıldı. Ve bir fırsat kaçtı aslında. Çünkü hiç kimse yeni aldığı evin ya da kentsel dönüşümle yeni alacağı dairesinin temelinde ne olduğuyla ilgilenmedi. İlgilenmeli miydi o da değil ama bu bir şansın kaçırıldığını düşünüyorum. Bu da aslında milli servetin bir harcanması oldu. Ben bunu bir fırsat bilerek bunu tekrar atayım. Çünkü önümüzde daha çok yenilenecek bina var. Bu süreçte bu yapı kontrol denetimlerinin iyi yapılması ve gerektiği gibi yapılması konusunda bütün mercileri uyarmak istiyorum. Biz Bitüder olarak da bir sürü çalışma yapıyoruz bu konuyla ilgili ama sesimiz bir yere kadar gidiyor. En azından ev alacakları evin mutlaka bir bodrumuna da bakıversinler. Öyle diyeyim en kısacası.
Peki o zaman burada sizi yakalamışken hazır bir bitüder yetkilisi olarak size de sorayım. Çünkü ben her bulduğum su yalıtımcıya soruyorum. Ben su yalıtımcı olmadığım için öğrenmek istiyorum gerçekten. Size %100 katılıyorum. Biz de ısı yalıtımında aynı şeyleri söyledik yıllarca. Hala daha söylüyoruz. Yani evin mutfağına bakacak baktığınız kadar şey ısı yalıtımına da bakın diyoruz. Ama en azından bizim elimizde bir belge var. Yani iyi kötü bir şey gösterebiliyoruz tüketiciye belge anlamında. Şimdi ben bir tüketiciyim Hülya Hanım. Ev almaya gidiyorum. Ve sıfırdan bir ev alacağım. İşte müteahhit de var karşımda. Şimdi hani ne soracağım ben müteahhite? Ne isteyeceğim? Ne gösterecek bana? Kazıp yalıya gösteremez ya. Hani nasıl anlayacağım ben binada iyi bir su yalıtımı olup olmadığını? Valla onunla ilgili bir çalışma yok. Yani sizin gittiğiniz bir apartmanda ne belgesi isteyeceğinizi ancak sorabilirsiniz. Sorduğunuzda da yani aldığınız cevaba da inanmak zorundasınız. Çünkü ne diyelim ki bir ürün kullandım dedi. Sizi bunu ispat edemez. Bu konu açık bir konudur. Bütünlerin çalışmaları da bu yönde zaten. Ama maalesef VIO şu an için kat edilemedi. Yapacağınız çok bir şey yok. İyi bir haber veremeyeceğim size. Sormuştunuz. Eminim siz başkalarından da bu cevabı aldığınızı düşünüyorum. Evet, evet aynen öyle. Tamam ben bu cevabı aldım. Çünkü şöyle ben mümkün olduğu kadar bu gibi konularda en son tüketiciye suç bulmaya çalışıyorum. Hani biz sektör olarak ne yaptık ona bir bakalım ondan sonra tüketiciye hani soralım diyorum. Isı yalıtımında da öyleydi. Bu enerji kimlik belgesi gelene kadar mevzuya. Evet. Şimdi tüketici gidiyordu, soruyordu, diyordu ki işte ısı yalıtımı var mı? Müteahhit var diyordu. Tamam diyordu. Yani hani var ya da yok gibi bir cevap alıyordu. Ona da ne kadar inanırsa müteahhitte yani. Ama en azından şimdi bir enerji kimlik belgesi var. Ne kadar istediğimiz gibi olmasa da. Hani bir doküman var, bir şey gösterebiliyor. Bir evet. Yola girdi yani mevzu. Sanırım su yalıtımında da tüketici yönlendirecek böyle bir şeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi su yalıtım yönetmeliği çıktı aslında. Ne kadar uygulanıyor onu şey yapma yönetmelik çıktı su yalıtımla ilgili ama uygulaması işte tüketicinin nasıl bilinçlendirileceği oralar hep açık konular. Aslında yönetmelik var tabii ki. Evet, yani bakın sertifikada yönetmelik kısmındayız. Yani nasıl yapılacağının tanımlaması noktasındayız Türkiye olarak. Vallahi Fulya Hanım açık söylemek gerekirse buna da şükür diyorum. Bundan 2 sene önce o da yoktu yani. Yönetmelik de yoktu. Tabii bir yerden de başlamak lazım. Ama bu adaptif yanımızı orada da kullansak harika olur bence. Yani günün sonunda çünkü bu su aldığı zaman mutlaka içinde yaşayanlar bunu fark ediyorlar. Çünkü bakıyorsunuz arabanızı park ettiğiniz, çünkü yerin altında oluyor genelde garajlar, temel katında oluyorlar. Orada su birikintileri görüyorsunuz. Sonunda bu işin ucu tüketiciye dayanıyor. Aslında bir taraftan da sektör profesyonellerinde de bazen bilginin eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun geleceğini yani eğer hemen yapsatçılarla dışarıda tutarak tabii ki onlar sattıktan sonra bir daha görünmüyorlar belki ama mutlaka geri dönüş oluyordur. O zaman da ben sektör olarak başımıza geleceği de söyleyeyim. İnsanlar membran kullanmaktan uzaklaşırlar. Başka çözümler aramaya başlıyorlar. Bir takım toplantılara katılıyorum. İşte orada duyuyorum. İşte bitümle membran olmasın. Niye olmasın? Doğru membran olursa olsun. Doğru uygulansın. Bu arada tabii ki yani yalıtım işi yalnızca bir malzeme işi de değil. Bunun uygulamasının da çok doğru yapılması lazım. Mutlaka uygulayacak kişilerin sertifikalı olması lazım. Bu sertifikasyon programları çok önemli. Sektör liderleri olarak biz bu konuda çalışıyoruz zaten. Ama gerek malzemede gerek uygulamada doğru malzeme kullanıp doğru kişiye uygulatırsanız geri dönüş olmayacaktır. Ve de 10 sene sonra mı 20 sene mi sonra mı olduğunu bilmediğiniz depremde rahatlıkla evinizde oturmaya devam edeceksiniz. Şimdilik bir şey yok. Zaten 10 senede korozyona uğramayacak hiçbir şey ama eğer kaç senelik bina yapmayı hedeflediğinize bağlı aslında her şey. Biz hani kıt kaynaklı bir ülke olarak artık hani 15-20 senelik, 30 senelik değil artık hani 70-80 senelik binalar yapmak zorundayız. Yaptığımız binaların da bu kadar yaşamasını sağlamak zorundayız. Yani her 20 senede, 30 senede bir tekrar yıkıp bir daha yapamayız memleketi yani. Öyle ama işte o bilinçli olmadı. Ben o yüzden bir fırsat kaçtı ama daha bir önümüzde de fırsatlar var. Mutlaka bir bilinçlenme olması lazım. Peki Fulya Hanım gene ben bir tüketici olarak sorayım. Şimdi bu bir şeyi biz rahat görüyoruz. Binaya girdiğimiz zaman hani böyle
Binada eğer bir su yalıtım sorunu varsa eğer gözle görünen kısmının bize olan zararını anlıyoruz. Burada işte nem olur, küf olur, mantar olur falan diye anlıyoruz yani. Şu binaya olan zarar kısmını bir daha anlatır mısınız? Yani ne olur binaya eğer su yalıtımı iyi olmazsa? Bunu bir daha üstünden geçelim lütfen. Demire su değerse ne olur? Korozyon olur herhalde. Korozyon olunca demire ne olur? Demir zayıflar. Bugün değil, yani damlaya damlaya, yarın değil, bir sene sonra değil, 3 sene sonra değil ama yavaş yavaş temelin üzerinde kurulduğu bu malzemeler zayıflayacaktır. Ve böyle bir depremde de o yüzden sürekli bu bilinçlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Eviniz yıkılacak yani. Ne olacağı o bir depremde ki öyle örnekler gördük ki yakın zaman depreme ihtiyaç olmadan yıkılan evler oldu biliyorsunuz ülkemizde. Belki Fulya Hanım biraz da deprem hocalarına anlatmak gerekebilir bu mevzuyu. Mesela çok program yapılıyor televizyonda depremle alakalı. Yani hocalar çıkıyorlar. Hani onlar çünkü devamlı deprem hani sağlıklı bina falan diyorlar ama hani sağlıklı binanın nereden başlayacağıyla ilgili çok bir yorum yapmıyorlar. Ama bu su yalıtımından biraz bahsettirebilirsek hocalara televizyonlarda onlar konuşurken biraz dikkat çekebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani biz sektör profesyonelleri ne kadar aktarabiliyoruz kamuoyuna? Onlar devamlı televizyondalar yani azıcık sallansak. Hemen akşamları hocalar Tabii televizyona tabii. çıkmaya başlıyorlar. Onlar çıkmadan belki onları biraz bilgilendirsek faydası olur diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz? Aslında doğru söylüyorsunuz. Çünkü o programların çok en küçük bir sallantıdan sonra o programlar çok izleyici alıyorlar ve bu hocalar da katılıyor. Haklısınız, işe yarayabilir. Ama tekrarlıyorum, bu kadar maliyet odaklı bina yapıldığı zaman ya tabii ki bu ekonomik bir iş. Yani tabii ki bu işte müteahhitin bir planı var, işte yapsatçının hepsinin bir planı ve bir ekonomik modelleri var. Ama burada yapacağı tasarruf, çünkü görünmeyen yer, mutfakta yapmadığı tasarrufu temelde yapıyor. Yanlış olan da o. Ya mutfak olmayıversin bütçesine göre. Çünkü mutfak değişebilir bir şey. Bir sürü şey değişebilir ama temeldeki büyük bir hatanın dönüşü çok zor. Çok yol alınması lazım. İşe yarayabilir tabii ki ama işin ekonomisi kontrolün olmadığı yerde biz yine milletimize dönelim, kontrolleri arttırmamız lazım. Çok yol kat ettik bence bir sürü konuda. Bu da bir bilinçlenme meselesi. Bence bu da gelecek ama henüz gelmedi. Aslında söylemeye çalıştığım şey o. Peki şunu merak ederim burada. Eskiden bizim yapı denetim şirketlerimiz direkt müteahhitlerin müşterisiydi. Yani müteahhit yapı denetim şirketiyle anlaşıyordu. Doğal olarak da yapı denetim şirketi müteahhitin istediği kadar kontrol ediyordu. Tabii. Fakat daha sonra bu kanun değişti. Artık aralarındaki bağlantı koptu. Yani yapı denetim şirketi artık müteahhitin müşterisi değil. O aşamadan sonra bu denetimlerle ilgili bir iyileşme gördünüz mü? Çünkü hani sanki bu mevzuyu orada çözeceğiz gibi gözüküyor. Yani orada çözmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili merak ettim. Bence yapı denetimlerinin de sıkı bir denetimden geçmesi gerekiyor bu durumda. Bir değişiklik, illa kötü niyet, onları da şey yapmak istemiyorum. Yani kimisi böyledir, bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiklerini düşünüyorum. Bunda da bizlere de çok rol düşüyor. Yani bu konudaki bir sürü seminer veriyoruz bu konuda. Türkiye'nin her yerinde yapı denetim firmalarına da bir TÜDER olarak seminerler veriyoruz. Bu kanun değişikliğinin etkisini çok aşırı hissettiğimizi söylemek doğru olmaz. Öyle ifade edeyim. Ama her şeyde olduğu gibi yani her şeyin yani denetimi olmalı. Onun da bir denetimi olduğu müddetçe bence çözülecektir ama henüz orada değil. Henüz oraya gelmedi. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de ısı yalıtımı, su yalıtımına göre çok önde bir pozisyonda gözüküyor. Yani tüketici algısı ve Evet. bilinç anlamında. Fakat yani ısı yalıtımı bile hani Avrupa ile kıyasladığımız zaman fersah fersah geride. Yani biz cephelerimizde ortalama 4 santim ısı hızı kullanıyoruz. Avrupa'nın ortalaması 12 santim mesela. Doğal olarak yani hani orada dahi çok yolumuz varken hakikaten burada alınması gereken bayağı yolumuz olduğunu görüyorum yani. Çünkü ya yani ısıda ani etkiyi anında görüyorsunuz cebinizde. Bunda ise çok uzun vadede. Yani doğal olarak bunun gelmesi tüketicinin bilinçlenmesi çok zor ve çok zaman alacak.
Zaten işte birinci jenerasyonu bile geçebilir, öyle söyleyelim. Zaten ikinci jenerasyona geldiğinde de söyleyecek pek bir laf kalmıyor. Ama sonuç olarak o yüzden tüketicinin bilincinden ziyade kontrollerin arttırılması önemli. Isı yalıtımından farklı olarak. Yoksa işte ev ısınmadığında ya da soğutamadığınızda evi yazında bir sürü şikayet alırsınız. Yani gerek müteahhit olarak anında geri dönüşler olur. Ama doğru ya. Evin kadını hemen şey yapar yani, ısınamıyorum diye ver yansın eder. Aynen. Ya da bodrum katında su gördüğünde, yani o suyu gördüğünde bile onu o kadar rahatsız etmiyor ilk etapta. Ha, su var. Suyun verdiği rahatsızlık oluyor. Suyun verdiği zarar değil. O yüzden tüketicideki bilinçlenmeden ziyade bu denetimin arttırılması çok önemli. Peki, biz genellikle yaptığımız sohbetlerde şunu görüyoruz. Bu genel Türkiye'de inşaat malzemesi pazarının çoğu ürünleri için geçerli ama özellikle ısı yalıtım tarafında Türkiye'deki talebin hemen hemen 3 katı, belki 3 katından da fazla bir kapasite var Türkiye'de. Membran tarafında durum nedir Fulya Hanım? Çünkü bu aslında kritik konu. Yani hani biliyorsunuz, siz daha iyi biliyorsunuz. Fiyatın oluştuğu nokta arz ve talebin dengelendiği nokta. Şimdi bu kadar dengesizlik varsa bir üründe dengelemek çok zor bu anlamda. Sizde durum nedir membran pazarında? Şu anki talebin 3 katı. Daha fazladır tahmin ediyorum kapasite. İhracatı da zor bir üründür bu. Isı yalıtımını da tahmin ediyorum öyledir ama bunda çok ihracat kaldırmaz. Çünkü nakliyeyi çok kaldırmaz membran ürünü. Yine var yani, yok değil ama hani böyle işte bir tekstil değil yani, öyle söyleyeyim. O yüzden o kapasite içeride kalıyor. Biraz da yatırımı yani kaliteye göre değişmekle beraber, işte eğer aşağı kalitede bir şeye hedefliyorsanız yatırım da çok büyük değil. Öyle olunca çok kolay şey yapıyor ama hiç kimseye önermem söyleyeyim. Çünkü çok fazla kapasite var. Biz 30 sene önce İtalya'nın yaşadığını yaşıyoruz. Bizim İtalya'daki şirketimiz, Ondelin grubunun, o sebeple biliyorum. Membranın en çok satıldığı Avrupa ülkelerinden biri İtalya. Fakat aynı Türkiye'de olduğu gibi bir anda bir sürü üretici çıkıyor. Ve sonunda o makinaları ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sonunda 5-6 tane büyük üretici kalıyor. Bakalım Türkiye ne olacak? Çok yazık tabii ki. Elde nerede geziyor bu makinalar tabii ki doğal olarak. Yani yok olmuyorlar. O yüzden o kapasite de duruyor. Onu da çalıştırmak lazım. Piyasada çok rekabete açık. O yüzden herkes işte biraz standardı düşürerek üretim yapıyor. Her yerde de standart aranmıyor. Çünkü bazı inşaatlarda tabii şartnamede belli özellikler belirtilmiş. Ama daha küçük kullanımlarda onlar da belli değil. O yüzden bir yerde buluyorlar satacak. Ama sonuç olarak yani biz zaten Ondelin olarak satıyoruz. Çünkü belli bir imajımız var. Doğru ürünü üretiyoruz. Garantilerimiz var ama diğerler için ben olsam yatırım yapmam şu anda, öyle söyleyeyim. Peki. Ya ben de size %100 katılıyorum bu anlamda. Bu soruyu bundan işte birkaç ay önce İmsat Yönetim Kurulu üyesi sevgili abimiz Fethi Hinginar'a sordum. Abi dedim, bu nasıl olacak bu Türkiye'de, bu iş niye olmuyor dedim yani, bunu niye kontrol edemiyoruz? O mevzuyu DPT'ye bağlamıştı. Yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın işlevsiz hale getirilmesine bağlamıştı. Çünkü Türkiye'de kimse bir yatırımcıya yatırım yapacağı zaman tırnak içinde yön göstermiyor. Yani hani şunu yap, şunu yapma demiyor. Belki hani işte biz bunu çok yaşadık EPS sektöründe. Belki dese ki birisi, ya kardeşim burada kapasiteden bol bir şey yok, burası bir makine çöplüğü, paranı buraya harcama dese, belki adam yatırım yapmayacak. Yani fakat o andaki şeyi görüp, kendi etrafındaki kısmını görüp, aa hani burada malzeme satılıyor, iyi bir işmiş bu galiba deyip yatırım yapıyor. Sonra da memleket makine parkı, makine çöplüğü haline dönüyor. Çok haklısınız. Yani bunu DPT'ye mi bağlamak gerek bilmiyorum ama işte o gözü karalığımız Türk milleti olarak hızlı hareket edip hızlı kararlar almak pek de belki fizibilite yapılmıyor. Onun sonuçlarını da yani bir tek yatırım kararını alan almıyor.
sonunda, çünkü o yatırımı yaptıktan sonra elbette bir takım hareketlerde bulunacak. Elbette satmaya çalışacak. Ama ortalık zor. Mecburen kendine bu pazarda bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. O pozisyonda çok yukarı kaliteleri olmuyor. Bir yere de satacak. O binalarda da insanlar yaşıyorlar. O binalar da depreme maruz kalacak. Onlar da eskiyecek. Zor yani bu membran işi, yani su yalıtımı işinde gidecek çok yol var. Üretim kapasitesi anlamında değil ama. Aynen katılıyorum size. Ben ilk EPS sektörüne başladığım zaman aynen buna benzer, bundan biraz daha facia bir durum sektörde görmüş. Bunun da raporunu hazırlamış. Okuldan talihsiz eden arkadaşım, ekonomi profesörü olan bir arkadaşıma bu raporu götürmüştüm. Demiştim ki ya hocam böyle bir sıkıntı var sektörde. Bak sana raporu getirdim. Bunu bir incele, bize bir çözüm yolu öner. Hani ekonomi profesörüsün ya sen yani. Sen öğrenmeyeceksin. Kim öğrenecek bunu diye yani. O ilk sayfayı çevirdi. İşte kapasite ve talep oranını gördü. Kapattı. Özgürcüm dedi. Ne yerse yesin dedi bu hasta. Hiç yapacak bir şey yok. Fulya Hanım, müsaadenizle burada ufak bir es daha verelim. Bu bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölüme devam edelim. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Ben Deniz Özgür Kağan Alioğlu. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimini konuşuyoruz. Bugün konuğumuz Ondülin Avrasya AŞ CEO'su Fulya Özgül Koçak'la birlikteyiz. Fulya Hanım'la ikinci bölümün sonuna doğru Türkiye'deki pazar ve kapasitelerden bahsediyorduk. Biraz ürünlerden konuşuyorduk yani. Fulya Hanım, ben sizin web sayfanızda böyle yeşil çatılar falan gibi bir şeyler gördüm. Tam da şey yapamadım. Biraz öyle yeşil falan o konulara biraz girebilir miyiz? Nedir bu yeşil Ha, çatılar? tabii. Ne işe Çok yarar? güzeller değil mi? Beğendiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi tabii bu da bir ihtiyaçtan doğan bir şey dünyada. Aslında Türkiye'de ilk biz getirdik bunu 2002 yılında. Şimdi kentleşmenin bu kadar çoğalmasıyla beraber işte yüksek binaların oluşması, kentlerdeki nüfusun artmasıyla parklara ayrılan yer maalesef mecburen azaldı. Ama insanın da yeşile olan ihtiyacı devam ediyor. İşte bunun üzerine bunu nasıl çözeriz diye düşünülüp yaşam alanlarının üstünde ya da otoparkların üstünde, yani binaların üzerinde yeşil alanlar yaratılması fikriyle ortaya çıkıyor bu. Biz 2002 yılında Türkiye'ye ilk getirdik. Ya aslında ya insanların anlayabilmesi için örneklerle isim de söyleyerek, işte en bilineni bence Zorlu Center. Zorlu Center'a gittiğinizde altında alışveriş merkezi var, üstünde yeşil çatı var. Ama bence en güzeli Ümraniye'deki meydan alışveriş merkezi. Çünkü onlar böyle eğimli çatılar, hem de eğimli çatıların üzerinde yeşillikler var ve güzel de bakılan bir örnektir bu. Bunlar ilk örnekler. İşte Kanyon Alışveriş Merkezi. Böyle böyle Türkiye'ye de giren bir şey bu. Neden bir ürün bu? Onu da anlatmak lazım. Çünkü çatıyı demin neden bahsettik? Depremle beraber işte çatıdaki malzemenin hafif olması lazım dedik. Ama aslında yukarıya bir yeşil bir bahçe, ki bir sürü çözüm, ağaç bile koyabilirsiniz. Koymayı planladığınız toprağa ve yaptığınız statik hesaba göre. Ya da çimen de koyabilirsiniz ama bir toprak koymanız lazım. Doğal olarak da sulanması lazım. Yani suyu izole etmeniz lazım. Ve de çıkıp her dakikada orayı sulayamayacağınız için de oraya bir sulama ve suyu muhafaza etme sistemi kurmanız lazım. Aslında biz onu yapıyoruz. Bu sistemi sunuyoruz pazara. Hem suyu izole ediyoruz önce. Onun köklerden etkilenmesini engelliyoruz. Toprağın kayıp gitmesine mani oluyoruz. Suyu muhafaza ediyoruz. Hem de yağmur yağdıktan sonra kalanını daha sonraki günlerde kullan. Üzerine de eğer istiyorsanız yürüyecek alan olabilir, istiyorsanız yalnızca görsel bir alanda olabilir. Çıkıp yürünebilir ya da yalnızca uzaktan bakacağınız da bir yer olabilir. Bitkilendirme yapılıyor. Tabii bunda bir sürü, yani bunun bütün rolünü biz Ondilin olarak üstlenmiyoruz elbette. Burada peyzaj mimarlarının rolü var.
en son kısmı onlardı. Biz teknik çözümünde, teknik ürünlerle bu ürünün Türkiye'de tanıtımını yaptık. Bu ürün aslında Yeşil Çatılar dünyada çok daha, Almanya'da 100 metrekare evinin çatısına bile insanlar yapıyor. Ama Türkiye'de halen henüz butik bir ya da pahalı bir çözüm. Aslında pahalı olup da alınamayacak bir şey de değil. Ama o noktadan Türkiye ekonomisi çok uzakta. Bir de buna bir teşvik verilmiyor. Almanya'da örneğin biz Almanya'yı inceledik Ondin olarak. Yeşil çatı yaptığınızda bir takım teşvikler de alıyorsunuz. Ya da belli bir metrekarenin üzerindeyseniz ve yapmakla memursunuz. Yapmak zorundasınız. Orada da gidecek yolumuz var. Ama büyüyor Türkiye'de yeşil çatı pazarı. Ya en azından 2018 krizine kadar bayağı ivmeliydi. Doğal olarak yeni binalarında, yani 18 krizinden sonra yeni binaların da biraz yavaşlamasıyla, inşaatların yavaşlamasıyla bir durdu ama bence önü çok açık. Ve ihtiyaç da devam edecek. Bence burada şöyle bir avantaj da var Fulya Hanım. Şimdi ben tabii Türkiye'yi gezerken insanlara işte sıfır enerji bina nedir biliyor musunuz falan diye sorduğum zaman herkes ilk cümlesi şu oluyor, ha o yeşil bina diyorlar mesela. Ama yeşil bina dendiği zaman da insanların aklına hep yeşil çatı geliyor aslında. Gerçekten yani yeşil binada, biliyorlar. Evet. Böyle bir şey var, böyle bir algı var yani şey, mesela sıfır enerji binayı bilmiyor ama enerji falan diyorsa bu yeşil binadır diyor. Yeşil bina dediğinde işte üstünde yeşil bir şeyler olan bir binadır anlamında. Yani aslında hakikaten Türkiye'de kaşınırsa böyle bir istek de var insanımızda. İnsanımız seviyor yani böyle bahçeye dokunsun, toprağa Evet. dokunsun. Burada belki şunu uyarmak lazım. Hani insanlara bunu şey öneriyoruz ama tabii burada kullanılan membranlar çok özel membranlar. Yani şu bitki köklerinin geçmeyeceği vesaire öyle hani... hani ben yaptım oldum denebilecek membranlar değil diye düşünüyorum. Ya ben şundan endişe ediyorum. Türkiye'de bu yeşil çatı olayını kolay tüketeceğiz diye. Çünkü tabii doğru yapılmayan, işte maliyetten de biraz kaçınmak amacıyla doğru yapılmayan uygulamalar sonucunda bu akıyor diyecekler ve akacak yani. Ben size garanti edebilirim akacağını. Çünkü bu kök tutucu membran kullanmadığı müddetçe. Çünkü kök çok agresif bir şey. Her şeyin içine girer. Onun için Tabii. mutlaka ona uygun membran kullanılması lazım. Onu kullanmadığınız takdirde bugün değilse 5 sene sonra o şeyi, kökü salonunuzdan böyle inerken bir anda sizi, ve de akar da yani emin olabilirsiniz çatınızda akar. O yüzden ben biraz endişeliyim. Ömrü kısa mı olacak bizim bu yeşil çatıların diye. Bizim derken Ondil'in değil ama Türkiye'deki doğru uygulama, doğru ürünü kullanmak. Aslında her şeyde öyle değil mi? Optimum derecede iyi ürünler kullanmamız lazım. Tamam, her şeyin en pahalısı en şey değil ama uygun ürünü kullanmak gerekiyor. Yeşil çatıda da bu çok önemli. Yoksa işte bir sabah görürsünüz bir tane dal böyle odanızdan girmiş. Burada dinleyenlerimize söyleyelim. Yani şöyle düşünsünler. Mesela bizim eskilerimiz yaptıkları evlerin hemen yanlarına ağaç dikmezlerdi. Yani çünkü o kök hakikaten betonu bile gider geçer. Beton, yani evi sallar yani evi tehlikeye sokar. O yüzden hani bırakın böyle hani o alelade bir membranı delmesini. O yüzden buna dikkat edilmesi, yeşil çatılar çok önemli, çok güzel. Ama işte tırnak içinde yani amiyane tabirle böyle lambur lumbur yapılmaması gereken uygulamalar yani. Çok çok doğru. Hiçbir şey Peki. Öyle değil. Yani mutlaka uzmanına yaptırmak lazım. Uzmanını Tam doğru da oraya gelecektim tespit ben etmek de. lazım. Tam da oraya gelecektim. Uzmanı kısmına gelecektim yani. Şimdi müteahhitlerin yaptığı işleri anlıyoruz. Müteahhitler işte profesyonel olarak zaten işte ustasını da biliyor, malı alacağı yeri de biliyor, nasıl başlayacağını da biliyor. İyi yapmak isterse kimle çalışacak, orta olsa kimle, işte vasatsa kimse her şeyi biliyor zaten yani. Ama gelelim şeye, tüketicilerimize. Yani işte bir köyünde efendim ya da bir yazlık yerinde, kasabasında bir yerde kendine ev yaptırmak isteyen birileri. Ve biz de dinliyor. Ya bu su yalıtımı önemliymiş hakikaten. Dur bak ben bunu, biz bunu çok şey yapmıyorduk ama umursamıyorduk ama buna dikkat etmek lazım dedi diyelim ki ikna ettik hani biz konuşurken şimdi. Nereden başlayacak? Nasıl bir yol alsın? Ne öneriyorsunuz? Ben olsam bir kere internete girerim. Çoğu, artık herkesin elinde bir tane akıllı bilgisayar yoksa bile evde akıllı telefon var. Efendim uzman TV'ler var. Efendim bir takım doğru bilgiyi alabilecekleri, bir doğru yalıtımın nasıl olması gerektiğini anlatan videolar var. Okumaya da gerek yok artık ve bunlar çok profesyonellere göre ayarlanmış, hazırlanmış şeyler değiller. Tüketicinin de anlayabileceği düzeyde hazırlanmış
videolar. Ben olsam öyle başlarım. Bence Türkiye'de, yani bu sorunuza ben şöyle cevap vermek istiyorum aslında. Türkiye'de en önemli şey kulaktan kulağa işi. Yani bu ustalık işi de öyle. Bizim yani daha bilgisayara yatkın olan jenerasyon bile bir tane usta aradığı zaman hep şuna bakıyor. Yani işte bir amcamın oğluna da sorayım, o onun şey yaptığı usta olsun diye. O yüzden ustaların iyi eğitilmesi lazım. Mesela ustaların mutlaka sertifikasyon programı, sertifikalarına baksınlar. Bunlar yavaş yavaş Türkiye'ye gelecekler. Yani ustalık sertifikaları alınacak. Ama tabii ki ilk etapta bu sertifikalı ustalar, sertifikalı usta çalıştırmak zorunda olan şantiyelere gidecekler. Bir de o var. Fiyatları da farklı olacak. O yüzden ben tüm dinleyen ustalarımız varsa da bu sertifikasyonu almalarını çok şiddetle öneriyorum. Çok önemli. Çünkü hem şantiyelerde ihtiyaç olacak ve aranacaklar. Hem de insanlar bence bir süre sonra bu ihtiyacı görecekler. Bunu duyacaklar yavaş yavaş. Böyle bir sertifikasyon var su yalıtımı için, ısı yalıtımı uygulaması için, boya için var. Bunların hepsi yavaş yavaş oturacak. Ama ben güzel bir anımı da anlatmak istiyorum. Aslında şaşırtıcı şeyler de oluyor. İşte ben hep bizim ürünümüzün membranda kalitesinden bahsettim. Doğal olarak her kalitede gibi şey gibi bir de olması gerektiği fiyatta. Öyle anlatayım. Yani çok böyle olması çok da ucuz bir şeyde durmuyor. Çanakkale'de bir köyde kalıyorum. Ailecek böyle bir pastoral bir hafta sonu geçirmek istedik. Köy evindeyiz. Bir inşaat sesiyle uyandım sabah. Pencereyi açtım, dışarı baktım. Yeni bir inşaat başlamışlar köyde. Kafamı eğdim. Temel atıyorlar. Membran kullanmışlar. Bizim markayı kullanmışlar. Bir grup arkadaşımız vardı, onları çağırdım, hepsine gösterdim. Aslında küçük insanlar kendi oturacakları yerleri yaparken hep iyi malzemeler kullanmayı istiyorlar. Benim herkese çağrım, kendi yapmadığınız ama kendi oturacağınız yerlerde de bunu arayın. Temelde ne olduğunu o kişi, o köydeki o uygulama yapan usta biliyor hangisinin doğru ürün olduğunu. Ben bir tek bizim ürünümüz en iyidir demiyorum. Mutlaka başka iyi ürünler de var. Ama neyin iyi ürün olduğunu anlayıp doğru kalınlıkta, doğru soğuk kırılımında, soğukta doğru rezistansı gösterebilecek doğru ürünleri kullanmak, oranın iklim şartlarına uygun ürünü kullanmak hayati önem taşıyor. Oradaki ustalar da bunu biliyorlar. Peki bu son yıllarda bizim hayatımıza giren bir mesleki yeterlik belgesi var. Bu biraz derdinize derman oldu mu su yalıtım ustalığı daha konusunda? Daha değil. Ama olacak. Daha değil. Çünkü daha işte yeni, çok yeni. Ama ben çok inanıyorum ona. Olacak. Çünkü sertifikayla kastettiğim oydu aslında. Hala çok yeterli sayıda usta yok. Ki yanılmıyorsam bitti ama uzun sürede devlet teşviğiyle yapıldı bu. Eğitim ücretlerini ve sınav ücretlerini devlet ödedi. Peki. Şimdi ben diyelim ki işte buradan memleketime de şey yapayım, referans olsun. Trabzon'un Araklı ilçesinde bir ustayım ben. Ve işte anlattıklarınızı dinledim. Dedim eğitim önemliymiş, ben bir eğitim alayım falan. Ondulin bununla ilgili neler yapıyor ustalara? Eğitimler vesaire bir imkanımız var mı gelip Ondulin'den bunları öğrenme şansımız tabii, oluyor tabii. Mu? Evet, biz şimdi tabii bambaşka bir dönemden geçiyoruz ama ben normalini anlatacağım. Şimdi Covid dönemi dışında biz bölgesel seminerler yapıyoruz. Ustaları toplayıp orada eğitim veriyoruz. Onun dışında gerekli gördüğümüz durumda fabrikamıza getiriyoruz. Fabrikamızda eğitim misafir ediyoruz. Orada eğitiyoruz. Ve sertifika programları veriyoruz, dahil ediyoruz. Bizim bir sadakat programımız da var. O sadakat programının içine girdiğinde sürekli olarak işte videolar, update'ler geliyor. İşte kendimizi hatırlattığımız gibi işte yeni değişiklikleri hatırlatıyoruz, yeni ürünleri anlatıyoruz. Ve de bu eğitimleri de tekrarlıyoruz. Yani bir kere eğitim verdiğimiz kişinin elini hiç bırakmıyoruz. İnanın şöyle anlatayım size. Bize çok soruyorlar iyi usta, yani referanslı usta.
bizi arıyorlar uygulama, kim doğru uygular diye. Ve o noktada kime gidiyoruz? Bizim kendi sertifikalı ustalarımıza dönüyoruz. Belki şunu sorabilirim burada size. Biz de eskiden Türkiye'de bir işte ahilik sistemi içerisinde işte çıraklık, kalfalık, ustalık vardı. Yani usta dediğimiz hakikaten ustaydı yani. Ve diğer kademeleri de bilirdik biz. İşte bilmem ne kalfa derdik yani. İşte o çırakmış derdik, o kalfaymış derdik. Yani bu tanımlar vardı yani. Şimdi son yıllarda bu tanımlar yok. Yani hani işi yapan herkes usta olarak nitelendiriliyor. Ama hani kelimenin anlamıyla değil, o tanımlar öldüğü için bu, bu şekilde. Bu su yalıtım uygulamacılarında böyle bir skala var mı? Siz böyle bir skala yapıyor musunuz, görüyor musunuz? Yoksa hani orada da şey, şu durumda mıyız biz? Yani bizim yalıtım tarafında, ısı yalıtım tarafında olduğu gibi herkes usta pozisyonunda mı duruyor şu anda? Yani zaten o şey, apoletleri biz vermiyoruz. Yani biz ancak sertifika verebiliriz. O apoletleri yaptığı işle onlar alıyorlar. Aslında bence aynı sorun su yalıtımında da var. İşte iki ay bir ustanın yanında çalışan sonra ben de ustayım diye çıkabiliyor. Ama bu nasıl engellenebilir ya da düzene sokulabilir? Engellemek de demeyelim de düzene sokulabilir. Ancak bu programlarla olabilecek bir şey. Eğitim programlarıyla. Peki. Burada biraz da işte, uluslararası deneyimimizi sormak istiyorum size. Biraz Türkiye'den bahsettik ama biraz da etraftaki coğrafyayı anlatın bize. Yani hani bizde durum böyle, anladık. Sizin yani yönettiğiniz ülkeler içerisinde bize benzeyenler, bizden farklılaşanlar, bizden iyi olanlar, bizden kötü olanlar, biraz bize vizyon çizerseniz dünyayı da öğrenelim biraz sizden. Şimdi aslında bizim baktığımız bölgeler ya iklim olarak bize benziyorlar, benim baktığım bölgeler, ya insan olarak bize benziyorlar. Bir de pek İkisine de benzemeyen bütün Afrika. Orası da çok yeni olarak bize verildiği için orası da ayrı tutuyoruz. Biz Afrika ne bize benziyor ne de iklimi bize benziyor. Zaten bir kocaman bir kıta. İşte oraya biz girmeye çalışıyoruz. Bütün Türk sanayiciler gibi. Bütün Türk sanayiciler bu COVID dönemi öncesinde herkes oralarda yeni piyasalar arıyordu. Bence ben daha çok Orta Asya, eski Sovyet ülkeleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. Oralarda çok arkadan geldiler ama hızlı geldiler. Ama şey diyemem, bizim önümüzde değiller, öyle bir şey demek istemiyorum. Ama değişimleri ve çağdaşlaşmaları hızlı oldu. O bölgelere yapılan seyahatler ilginç yani. Hani sıkıcı olarak düşünebilecek şey yerlerde ben çok şey öğrendiğimi düşündüm. İşte Kazakistan'a gittiğimde, örneğin Azerbaycan'a gittiğimde o eski Sovyet'in dokunuşu ve o kültür de duruyor. Ama yeni gelen bir o dinamizm de var. O yüzden hızlı geliştiler. İşte biraz tabii onların da doğal olarak ekonomileri narin diyelim. İşte bir seneden bir seneye değişiyor. Biri bir sene daha iyi oluyor, öbürü öbür sene daha iyi oluyor. Ama hepsi gelişen pazarlar. Peki. Fulya Hanım, şimdi son 3-4 dakikamız. Biz genellikle son 3-4 dakikamızı hep gençlere ayırıyoruz. Sizler gibi büyüklerinin, abilerin, ablanın onlara önerilerini almaya çalışıyoruz. Ama ben sizden bugün program borcunuz baki kalmakla birlikte sen genç kadınlarımız özelinde lütfen birkaç cümle etmenizi rica edeceğim. Bizi dinleyen, üniversitede okuyan, mühendis, mimar adayı olan veya işletmede okuyan veya işte daha lise çağında olan genç kadınlarımıza önerilerimizle başlayalım. Son 2-3 dakikamızı da buna ayıralım lütfen. Ben önce bir gençlere bir şey söylemek istiyorum. Bence insanın gençken, şimdi biraz değişir, jenerasyon değiştiğini de görüyorum. Çünkü o yüzden bunu herkese çok çalışmak lazım. Çünkü zaten çok enerji var. O enerjiyi eğer böyle bir kariyer, böyle bir iş hayatı planlıyorsanız bence insanın en verimli, en açık, en kolay öğrendiği ve de verimli oldu. İlk başta verimli olması daha az tabii ki. Çünkü öğrenme fazında dönem ilk kariyerin ilk başları. O yüzden o dönemi iyi değerlendirmek lazım. Çok çalıştık diye hiç üzülmemeli. İşte çok çalıştım, hakkımı alamadım. Çok çalıştım, işte olmadı diye hiç düşünmeden
çok konsantre bir şekilde çalışmak lazım. Ben demiyorum ki özel hayatın işte bir arının yolun değil ama iyi çalışmak ve konsantre olmak lazım. Çünkü hep onu daha kolay sonuçlar arandığını görüyorum. Hiçbir şey hayatta kolay değil. O yüzden çalışın, çalışın, çalışın diyorum. Kadınlara gelince ise bence Türkiye'de kadın olmanın hep bir dezavantajı olduğu söylenir ya. Ben mesela çok o fikirde değilim. Çünkü Türkiye'de kadınlar çok fazla iş hayatının içindeler. Fakat bizim sektörümüze gelince ise bazı bölümlerde olmakla beraber dış sahada çok az sayıda kadın olduğunu görüyorum. Yönetim seviyesinde de işte BTÜ'de tek kadın benim yönetimde. İzoder'de de yönetimdeyim. İki kadın yönetici varız. Ondan önce de tekti. Ben gelmeden önce bir tane yönetici vardı. Ebru Hanım'a da selam gönderelim Ebru Hanım, buradan. Evet, Ebru Hanım'a da selam olsun buradan. Bence çok büyük bir kadın olmak büyük bir dezavantaj değil. Zorluklar olduğunu kabul ediyorum. Yani böyle bir şeyde pes pembe bir şey de çizmeyeceğim. Yani işte inşaat sektörünün erkek dominant olduğu ortada. Neden? Çünkü insan gücüne hala dayanıyor. Ama buna rağmen teknik kadrolarda, efendim teknik bölümlerde okuyan kadınlara illaki ofislerde yer yok. Sahalarda da yer var. O yüzden bizim türümüz şirketlerde her zaman kapılar açık. Benim ekibimde kadın yönetici çok var ve kadın çalışan da çok var örneğin. Ve daha fazlası da gelecek. Biraz satış organizasyonlarında daha azdır ama yeni yeni onun da arttığını görüyorum. Bizim ekibimizde var kadın satış görevlisi arkadaşımız. O yüzden bunu ayrı bir toplu şeyde programda konuşmayı ben de seve seve isterim. Ama kadının hayatın her yerinde yeri var. Tabii ki o zaman inşaat sektöründe de var. Peki. Son cümlenizi ben tekrar özetleyeyim müsaadenizle. Dediniz ki doğal olarak kadının hayatın her yerinde, her noktasında yeri var. Doğal olarak da inşaat sektöründe de yeri var dediniz. Ondan bir önceki cümlenizde gençlere çocuklar sebat edin, çalışın, bol bol çalışın. Belki çalışmanızın karşılığını nakit olarak o anda alamayacaksınız ama o çalışma size bir vadeli çek olarak ileride bozduracağınız bir çek olarak geri gelecek dediniz. Ne güzel dediniz. Evet, onunla bozdurulacağı bir zaman var işte 3 sene sonra 5 sene sonra vadeli bir çek gibi düşündü onu. Fulya Hanım ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz hem nazik sohbetiniz hem de verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim, çok güzel bir program oldu, size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dediğim gibi bir borcumuz alacağımız var sizden bir programda, onu da en kısa zamanda inşallah çekme şansına sahip oluruz diyelim. Değerli izleyicilerimiz, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Bir Müdür Yollarda programında bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konuğumuz Ondül'ün Avrasya AŞ CEO'su Sayın Fulya Özgül Koçak'tı. Bir başka programda görüşene kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.